tepesine uzandın. Şahikalar ucunda dalgalandın. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Çırpınarak dalgalanır kanadın. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Gölgenle can vermek ister evladın. Adı kutsal yücedir bu sevdanın. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Sana selam ey şanlı Türk sancağı. Geleyim mi? İyiyiz Sabri, iyiyiz. Teğmen Büşra Akdeniz. Komutanım, Ali Yüzbaşı Genel Hattan arıyor. Sesi dışarı ver. Ne oluyor Ali? O silah sesleri ne? Komutanım, baskın yedik. Çok kalabalıklar. Ne diyorsun sen Ali? Nasıl oldu bu? Şeyiniz var mı? Şimdilik yok. Ama daha fazla dayanamayız komutanım. Buradan çıkmamız imkansız. Ne diyorsun sen? Bu kadar mı kalabalık? En az 150 kişiler komutanım. Hava desteğine ihtiyacımız var. Uçak istiyoruz. Koordinatları geç. Veriyorum komutanım. 37 Serhat... Cemal, Ahmet, 15. Tamam evlat. Dayanmaya bakın. Uçaklar birazdan havalanır. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Hadi Büşra. Koordinatları haber merkezine götür. Hemen hava kuvvetleriyle irtibata geçsinler. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar buyurun. Gözden geçireceğiz. Hadi Büşra, hadi! Hemen bu mesajı hava kuvvetlerine çekmemiz lazım. Pençe timinin acil hava desteği talebi var. Emredersiniz komutanım. Hazır mısın? Mustafa'm, ancak ne için öleceğimizi unutma. Savaş kardeşim, savaş!
istiyor mu yoksa? Sonra mı geldik? Bir son varsa bunu ancak biz yazarız. Ölümüne. Ölümüne. Hadi. Harekat Yıldırım mesajı geldi. Özel kuvvetlere bağlı Pençe Dim'in uçak talebi var. Hemen komutana iletin. Astsubay Kıdemli Üstsavuş Behçet Özen. Dinliyorum. Komutanım, özel kuvvetlerin acilen hava desteği talebi var. Kaldırın uçakları. Emredersiniz komutanım. Olaysız geçen bir nöbet daha. Bir saatimiz kaldı. Sevgi'ye söz verdim komutanım. Bir aksilik çıkmazsa beraber çocukları oyun parkına götüreceğiz. Yüzbaşı Eylül Çelik. Tamam, anlaşıldı. Sevgi'ye gelemeyeceğini söyle, çıkıyoruz. Tamam komutanım. Seninle ölmek bile güzel Ali. Manyak mısın sen Nadia? Normal olsam senin yanında ne işim var? Senden, annenden ve Sedef'ten çok özür dilerim. Neden? Çok fütursuz davrandım. Ne zaman fütursuz davranmadın ki? Olur da buradan kurtulursak onlara her şeyi anlat oğlum. Ben her ne olursa olsun bununla yüzleşmeye hazırım Ali. Kurtulursak kendini anlatırsın. Keşke başka bir zamanda tanışsaydım seninle. Yani ailenle demek istedim. Her şey çok daha farklı olabilirdi. Kim bilir belki bir gün olur. Bu arada ben de annenle tanışmak isterim. Benim annem öldü Ali. Boran annemi öldürdü. Nadia. Ben sizin camiada söylenen hiçbir şey inanmamayı senden öğrendim. Annenle kavuşacaksın, merak etme. Hazır komutanım. İyi uçuşlar. Teşekkürler. Kalkışı takiben başınız 1-5-0. Seviyeniz 1-9-5 olsun. Radar frekansınız
Atakilo 1 olacak. 1.50 baş, 1.95 seviye, Atakilo 1 olacak. Kış serbest. Rüzgar sakin. Adamlar dibimize kadar girdiler. Bize de şifre olduk. Orhan, inin oradan aşağı, buraya gel. Anlaşıldı. Gidelim. Çık. Mühimmatımız bitmek üzere. Arka tarafı daha fazla tutamayız. Dayanabiliriz kadar dayanın Emre, tamam? Son bir şarjör. Benim de son bir. İki de bende. Bir. Bir de yarım. Mustafa, durumlar ne orada? Kapıyı daha fazla tutamayız. Mühimmatımız bitmek üzere. Mustafa, geceden tuzakladığın bombaları patlat. Şimdi tam sırası. Bu bize biraz zaman kazandırır. Emredersiniz komutan. Thank you.
Hayvan herifler. Öyle rehine mi kurtarıldı? Komutanım bitti. Bizim de komutanım. Bizim de. Boran kaçmış. Nasıl kaçmış? Atılan roket Boran'ın bulunduğu yerin duvarını yıkmış. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Gelsinler hele. Söyleyecek sözümüz daha bitmedi bizim. Hadi ya. Sen git. Ne oldu? Sonunda kabul ettin mi? Git dedim sana. Dışarıda sana ihtiyacımız var. Ali Yüzbaşı hakkında acı. Sen git, bir şey yapmazlar sana. Olmaz. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ha? Biz az önce ne dedik? Ha? Ölürsek birlikte ölürüz demedik mi? Nadia, bu öyle bir son değil. Git dedim sana. Ali. Gitmeyeceğim. Burada sizinle birlikte kalacağım. Cengiz, üçüncü kanala gir. Pilotla irtibat kur. Anlaşıldı. İnşallah uçak teröristlere bizi vurmadan yetişir. Sakin, sakin ol. Aradığınız kişi benim. Pençe bağlıları, Kartal 9 konuşuyor. Bölgenize geldik. Çağrım alıyor musunuz? Pençe bağlıları, tekrar ediyorum. Kartal 9 konuşuyor. Bölgenize geldik. Çağrılarım alan var mı? Kartal 9. Pençe 3 konuşuyor. Çağrınızı açık ve net bir şekilde alın. Sizi dinliyoruz. Anlaşıldı Pençe 3. Koordinatları onaylamanızı istiyorum. Koordinatları veriyorum. 37 Serhat, Cemal Ahmet, 15-293. Komutanlarımız nerede? Mekanda. Mekanda. Şu anda esirler. Doğru istihbarat almışsınız. Doğru. Sen nasıl kaçtın? Ben? Arkadaşlarınızdan biri duvarı başıma yıktı sağ olsun. Şu da aynı yerde mi tutuluyor? Evet. Yalnız ölmek üzereler. Ölmeden yetişseniz iyi olur. Çabuk desteğe gidin. Komutanlarımızı kurtarın. Hadi. Tek bir Türk askeri bile kalmasın. Hepsini öldürün. İntikam zamanı. Kartal 9. Verdiğim koordinatlara atış yapmanız uygun olur. Anlaşıldı Pençe. Siz koordinatların neresindesiniz? Pençe 3, tekrar ediyorum. Verdiğiniz koordinatın neresindesiniz? İçindeyiz. Ne? Anlaşılmadı Pençe 3. Tekrar edin. Olduğumuz binayı mı bombalatacaksınız? Gerçekten mi? İyi de neden? Biz teslim olmaz Nadia. Bizim için başka bir seçenek yok. Ama senin var. Şimdi gidersen kurtulursun. Hayır Ali. Ben gidemem. Siz canınızı ortaya koymuşken, siz kendinizi adamışken ben gidemem. Ben sizi bırakıp da hiçbir yere gidemem. Hiçbir yere. Kartal 9. Verdiğimiz koordinatların tam içindeyiz. İçinde bulunduğumuz binayı ve çevresini vurmanızı talep ediyoruz.
Bunu yapmam imkansız Pençe 3. Binadan çıkmalısınız. Kartal 9. Kayıtlara geçsin. Pençe timi dışarı çıkarsa esir düşecek. Bunu göze alamayız. Verdiğim koordinatları vurmanızı talep ediyorum. Bitti. Çekilelim komutanım. Kartal 9. Beni duyuyor musunuz? Duydum Pençe 3. Telsizim gayet iyi çalışıyor. Ancak sizin üstünüz atış yapmamı istiyorsunuz. Evet. Tam olarak bunu talep ediyoruz. Olumsuz Pençe 3. Binadan uzaklaşmanızı istiyorum. Kartal 9. Pençe timi dışarı çıkarsa vurulacak. En iyi ihtimalle esir düşecek. Bunu göz alamayız. Pençe 3, benden ne istediğinizin farkında mısınız? Kartal 9. Bizi bilirsin. Başka bir ihtimal olsa denerdik. Ama yok. Tükendik. Bunu yapmak zorundasınız. Olumsuz. Yapamam. Kartal 9. Göz göre göre düşmana esir olamayız. Gururumuzu ayaklar altına alamayız. Biz bu utançla yaşayamayız. Buraya kadarmış. Pençe 3. Adamlar yaklaşıyor. İçinde bulunduğumuz binayı lütfen vur. Düşmana fırsat verme. Pençe 3. Kartal 9 atış yapacak. Memleket sevdasından hey canım hey. Tamam. Memleket sevdasından hey canım hey. Komutanım. Sizin emrinize görev yapmak. Benim ve arkadaşlarım için bir onurdu. Timim ve şahsım adına saygılarımı arz ederim. Memleket sevdasından Memleket sevdasından Hey canım. Bir dakika sonra bomba hedefin üstünde olacak. Ülkeniz bugün burada yaptıklarınızı asla unutmayacaktır. Hey canım hey. Son tuzak da patladı. Geliyorlar komutanım. Arkadaşlar. Olur da kurtulamazsa. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Pençe timi. Bu iş burada bitmedi. Diğer tarafta beraberiz. Son 90 saniye beyler. Veda edemiyorum ama belki bir daha görüşemeyeceğiz. Merak etme Nadia. Kaderin birbirine bağladığı insanlar her yerde karşılaşır. Seni orada bekleyeceğim.
Bütün adamlarım öldü. Boş ver Özürüm. Toptan temizlik aldı işte. Ne diyorsun sen? Ağzından çıkana dikkat et. Türkler esir olmamak için kendi askerlerini bombaladı. Sizde var mı o yürek? İç sürüsü gibi kalabalık gezmek de olmuyormuş demek ki. Doğruya doğru şimdi. Kimin tarafındasın sen? Kasanın tarafındayım. Kilo bomba atmış bu kadın buraya ya. Yerle bir olmuş her yer. Vay be. Nadia nerede? Nadia gitti komutanım. Bu kız kendini öldürtmek için elinden geleni yapıyor. Sabri! Helal olsun Sabri be. Vallahi helal olsun, hayatımızı kurtardın. Gel kardeşim. Artık bundan sonra bana takılmazsınız değil mi komutanım? Bundan sonra takılmak yok. Sen bundan sonra timimizin sarı meleğisin. Sarı melek mi? Ya komutanım yapmayın, Allah'ını severseniz ya. Tamam, gel buraya gel. Pençe 1, konuşan Pençe 10. Komutanım burada bir sığınak var. Bir kontrol et bakalım Sabri. Emredersiniz. Son 60 saniye kaldı. Bu sınavla bizi kurtaracağım meçhul. Hem bina eski, üstümüze yıkılır. Nasıl çıkacağız komutanım buradan? Boşuna komutandan helallik istemedim. Dayanacağız. Komutanım burada bir şey var. Arkası boş. Patlat Mustafa. Emredersiniz komutanım. Bir şekilde. Geri çekilin. Thank you.
Hadi Pençe, giriyoruz. Ben bakarım. Ali bu. Ali. Komutanım, iyiyiz çok şükür. Demek sığınak hepinizin hayatını kurtardı. Evet komutanım. Şükürler olsun. Gözümüz aydın evlat. Şükürler olsun. Komutanım, helikopterler yola çıkmış. Ali, bir an önce toparlanın. Helikopterler az sonra orada olacak. Bu arada... Nadia'nın ve Boran'ın durumu nasıl? Boran çatışma anında kaçtı komutanım. Nadia ile omuz omuza savaştık ama. Gerçek bir savaşçı olduğunu kanıtladı. Ama çatışmadan sonra kendi yoluna gitti. O yol nereye çıkıyormuş öğrenebildin mi? Evet komutanım. Resmiyete yanaşmıyor ama ahtapotu bitirmek için yeminli. Oynadığı oyun hayatına mal olacak ama diyecek bir şey yok. Verdiği kararın sonuçlarına katlanacak. F-16 bile seni durduramıyor Nadia. Boran? Örgüt çok ağır darbe aldı. Maalesef canlı kurtulan yok. Sen nasıl kurtuldun? Ben Tim'le birlikte bulduğumuz bir sığınağa girdim. Şansıma sığınaktan ilk çıkan ben oldum. Ya Tim? Boran. Ben kurtulduysam, onlar da kurtulmuştur herhalde. Şimdi ne yapıyoruz? Lübnan'a gidiyoruz. Elizabeth bizi orada bekliyor. Hadi. Geçmiş olsun komutanım. Teşekkürler Muzaffer Aslı.
Elinize sağlık arkadaşlar. Sol! Komutanım, pençe timinden haber var mı? Hepsi sağ salim kurtuldu. Kimin devresi be? Adamın dibi be. Helal olsun. Sağ olun arkadaşlar. Şımartıyorsunuz beni. Görevimizi yaptık sonuçta. Ya Sabri, sen neler yaptın öyle ya? Neler yaşandı orada öyle? Vallahi biz kendimizi kötüye hazırlamıştık. Sana helal olsun be. Helal olsun sana Sabri. Bravo. 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 Adam. Anladım altında sığınak olduğunu. Eğer anlamasaydın var ya, hepimiz buhar olmuştuk. Allah Allah. Tamam, tamam. Bu kadar prim kasma. Şans eseri şarjörü düşürdüm demiyor da. Sonuçta düştü mü? Düştü komutanım. Kim düşürdü? Ben. Bu olay bu kadar basit. Hepiniz hayatınızı bana borçlusunuz. Bak sen şuna ya. Tamam, tamam. Sensin. Timimizin sarı meleği. Neyse. Allah nasip etti de sen bizim kurtuluşumuza vesile oldun kardeşim. Eyvallah. Sağ ol komutan. Ama Boran kaçtı. Yani bu demek oluyor ki görevi tam olarak tamamlayamadık. Komutanım, 3 tane üst düzey örgüt üyesini paketledik yani. Az bir şey mi? Değil de Boran kaçmasaydı iyiydi. Nereye kadar kaçacak komutanım? Hem Nadia da peşinde. Önünde sonunda onları da paketleriz. Vallahi Nadia hepimize ters köşe yaptı. Kızın hakkını aldık. Aldık aldık. Ama teslim etmesini de biliriz. Hadi yemekhaneye gidip bir çorba içelim, ne dersiniz? Olur başlamış, gidelim. Oo, abi, vallahi hadi. Çok iyi olur ha. Hadi gidelim, hadi. Bir günde. Devrem. Heh, ne oldu? Seninle şöyle oturup bir kahve içelim. Olur. Sen ısmarlarsan olur. Benden de güzel bir kokoreç buharız. Buharız. İyi hadi. Örgüte büyük bir darbe indirdik. Bakalım yankıları nereden gelecek? Bunların dişi kanlandı komutanım. Dikkat etmek lazım. Komutanım, sizle temasa geçen bu gizemli kadın kim olduğunu öğrendiniz mi? Hayır, henüz öğrenemedim. Ahtapot'a hizmet ettiğinden adım gibi eminim. Ama neden benimle görüşmek istedi, bunu anlayamadım. Hedefteki siz olabilirsiniz komutanım. Gelsinler Ali. Onları karşılayacak gücümüz var. Evet. Hadi bakalım, siz de istirahate çekin artık. Buna ihtiyacınız var. Bu savaş gittikçe kızışacak belli ki. Emredersiniz komutanım. İnsan hep böyle zamanlarda sorguluyor kendini. Yine ölümün kıyısından döndük. Sen niye bugün sorguladın Devrem? Yaptıklarını mı yoksa yapamadıklarını mı? Nasıl? Aslı'yı diyorum oğlum. Konuşmadın ya kızla hala. Şimdi birdenbire Aslı ne alaka? Her şey gün gibi ortada kardeşim. Hiç yan yatıp çamura batma. Dökül hadi. Dökülecek bir şey yok ki Cengiz. Of! Of! Yeter de. Vallahi yeter. Bak canım kardeşim. Bir gün gelir kendin anlatırsın diye saldım seni. Üstüne varmadım. Ama bak vakti geldi. Ne oğlum senin bu kız olayın? Ha? Niye gidip adam gibi açık açık konuşmuyorsun? Bunu sen mi soruyorsun Cengiz? Sen Yasemin'le konuşmuşsun da ne olmuş? Bizim sonumuz da aynı olacak. Belli. Devre. Bak daha önce de söyledim. Benim konuyu kapattık artık. Yeter. Hem sen bizim kıssamızdan niye hisse çıkarıyorsun ki kendini? Herkesin hikayesi kendi gönlünün mürekkebiyle yazılmış. Allah Allah. Bu kim ya?
Cengiz Yüzbaşım. Evet. Ben Yüzbaşı Eylül Çelik. Yani? Tanıyamadığınıza göre hafızanız biraz kötü sanırım. Şöyle hatırlatayım, daha bugün ısrarla bana kendinizi bombalattınız. Kusura bakmayın, sakin bir ortam olunca çıkartamadım. Ne oldu ya, yarım bıraktığınız işi tamamlamak için koordinatları sormaya mı aradınız yoksa? Aslında işim yarım bırakmak pek adetim değildir ama... ...kurtulduğunuzu öğrenince geçmiş olsun demek istedim. Eyvallah, eksik olmayın. Gösterdiğiniz kahramanlık takdire şayandı. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarımın adına çok teşekkür ederim. Böyle İstanbul'a falan yolunuz düşerse bir alo deyin ya, tanışmak isteriz. Aslında bu hafta ortak bir tatbikat için yurt dışına çıcağım. Öncesinde birkaç gün İstanbul'da olacağım. Ne güzel tesadüf işte. Ne zaman geliyorsunuz İstanbul'a? Pazar günü. Pazar günü. O zaman söyleyelim de İstanbul'u teyakkuza geçirsinler. Ne olur ne olmaz. Bizim ölüm meleği yoksa İstanbul'a mı geliyor? O kim? Bizim timde ya, benim devre. Selim Yüzbaşı. O da tanışmak istiyor sizinle. Ben de çok isterim. O zaman hep beraber güzel bir pazar kahvaltısı yaparız. Ne dersin? Hava Yolları ofisine gelince beni ararsın. Olur, güzel olur. İyi, anlaştık o zaman. Anlaştık, görüşürüz. Görüşürüz. Geliyor herhalde ha? Geliyormuş oldu. Vay be Cengiz. Ulan bizim mesleğin garipliğine bak ya. Millet böyle toplantıda moplantıda kalem kağıt isterken tanışır. Biz yolla bombayı gelsin diye tanışıyoruz. Özel kuvvetler birader. Allah'ım ya. Bak bu pazar günü sana da iyi gelecek ha. Niye? Ya niyesi var mı oğlum? Gereken Aslı'yı da çağırırsın işte. Sayemde güzel bir pazar günü geçirmiş olursunuz. Yani iyi olur aslında ama ben şimdi nasıl çağıracağım kızı? Tamam tamam, sen karışma. O işi de ben hallederim. Ben çağırırım Aslı'yı. Sen şuradan bana güzel bir kivi söyle bakayım. Pazar günü de kahvaltılar ödersin. Akşamına da güzel bir akşam yemeği. Maşallah. İstersen bir de hamama götürüp kese atayım sana. Yok ya, gerek yok o kadar. Tellak tut yeter. Yok ya, ben atacağım sana keseyi. Kesemi de gör yani. Yok yok, tellak iyidir. Atayım atayım. Doran nerede? Biraz ağrısı var yok. Sayende Thomas'ı açığa çıkardık. Bu durumda özel kuvvetlere artık bilgi akışı kesildi. Thomas kadar etkili olur mu bilmem ama yeni muhbirler arayacaklardır. Ben onların işini kolaylaştırıp muhbiri ayaklarına yollayacağım. Nasıl yani, ne demek bu? Yeni muhbir sen olacaksın. Anlamadım. Ciddi misin sen? Türkiye'ye gidip muhbir olmak istediğini söyleyeceksin. Sen beni gözden çıkarmış olmalısın. Hayır hayır. Tam tersine. Gözdem olduğun için istiyorum senden bunu. Ya anlamıyorum. Beni feda ederek eline ne geçecek? Ha? Oyuna oyunla karşılık veriyoruz. Bak bu senin menfaatine. İyiliğini istiyorum. İyiliğini istediğimin farkında bile değilsin. Benim iyiliğim mi? İyiliğim için babamı öldürtüp sonra da beni hapse mi tıktıracaksın? Gerçekten mi? Tamam, sakin ol. Sakin ol bebeğim. Gel otur şöyle biraz. Sakin ol. Ya
Ya ifşa olursa? O gün de yanında olacak mısın? O gün de yanında duracak mısın? Ha? Gerekirse hayatımı yakarım. Yine de kızımı onların eline bırakmam. Bir görevin daha var. Onun elinde bir hatıra var ikimize ait. Bir kolye. İkimizin içinde fotoğrafın olduğu kolye. Hatırladın demek. Evet. O kolyeyi bir şekilde almanı istiyorum senden. Bu çok özel bir istek. Ama en az muhbirlik kadar önemli. Katil, muhbir, hırsız. Sırada ne var? Hayır, gerçekten merak ediyorum. Sıradaki görevim ne? Ha? Maalesef kendine yeni bir veliaht bu. Dur. Dur. Tamam. Dilinin ucuna kadar geliyor. Ama o kelimeyi söylemiyorsun. Neymiş söyleyemediğim kelime? Anne. Bana neden anne demiyorsun? Tamam. Planlarımız birbirinden farklı olabilir, tamam. Ama bu aramızdaki özel bağı etkilememeli. Sıla. Sen beni hep böyle yarım mı bırakacaksın? Ben bu yaşıma kadar öyle geldim. Sen de bunu alırsan iyi edersin. Hislerim beni yanıltmaz Gülsene. Kızını buldum sonunda. Sıra sana verdiğim sözü tutmaya geldi. Ama işin en çetrefilli yanı da bu ya. Onu o içine düştüğü bataktan nasıl çekip kurtaracağım? Kızını ikna edebildin mi? Henüz değil. Ama bu durumun önemini kavrayacak kadar zeki bir çocuk o. Hadi bakalım. Nadia muhbir olunca Ali'den de Timin'den de intikam alabileceğim. En çok buna seviniyorum. Nadia'nın teslim olmasını beklemek zorunda kalmayacaksın. Bu nasıl olacak? Öyle bir oyun kurdum ki hem senin yüreğini soğuyacak, hem de Nadia'nın muhbir olmasını kendileri isteyecekler. Peki, hayal kurmam için yardımcı ol. Ali Yüzbaşı ve arkadaşları felaket, acı dolu bir pazar günü yaşayacaklar desem. Her şey yine çok güzel olur. Eline sağlık anacığım benim. Afiyet şeker olsun. Oğlum benim. Kan olsun, can olsun inşallah.
Maksalata da cimcimenin elinden çıkmış belli. Afiyet olsun. Senin canın bir şey mi sıkkın? Yok, şimdi yemek yedim ya, ağırlığı çöktü. Hazmedemedim daha. Ali, bizi tanıştırmayacak mısın? Tabii ki de. Sacit komutanım. Sıla. Çocukken saçlarını taramama bayılırdın. Tarağı elimden bırakmama izin vermezdin. Hatırlıyor musun? Otur. Saçımı taramanı sevdiğimden değil. Toplamanı istemediğimden. Çok sıkıyordum, canım acıyordu. Bak sen. Peki... sen saçımı taradıktan sonra... en çok yapmayı sevdiğim şey ne, hatırlıyor musun? Sen de benim saçımı tarardın. Güzel bakardı. Sanki gözlerinin içinde cennet saklıydı. İçimi huzur kaplardı o bana baktığında. Sanki yemyeşil bir ormanda... serin bir gölde yüzüyormuşum gibi hissederdim kendimi. O kadar aşıktın yani. Aşkın düşmanı huzurdur derler ya. Sacit'inki huzurdan geçerdi. Yani o kaosun içinde bile onun yanında kendimi çok huzurlu, güvende hissederdim. Ve sana böyle mükemmel duygular yaşatan adamı şimdi kendi kızının eliyle öldürmek istiyorsun. Öyle mi? Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben sadece bir zamanlar hissettiğim çok güzel duyguları iyi anmak istiyorum. Ve o güzellikleri Sacit bile kirletemez. Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Bak, insanlar bizim onları hatırladığımız kadardır. Ben Sacit'i hep güzel taraflarıyla hatırlamak istiyorum. Hayat böyle daha kolay oluyor.
kendini mi kandırıyorsun yani? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Galiba evet. Ama hepimiz hayatta kalmak için öyle küçük ufak tefek oyunlar oynamıyor muyuz zaten? Belki de. Peki ya babamın anlatmak istemediğin diğer tarafı? Hatırlamak istemediğin Sacit nasıl biriydi? Bencil. Soğuk. Mekanik bir adam. Nasıl yani? İlk önce bu hayatta yaşanamayacak kadar büyük bir aşk yaşattı bana. Huzura boğdu beni. Onsuz nefes bile alamıyordum. Sonra? Sonra ne? Sonra da beni bıraktım. Terk etti. Hem de ölüme terk etti. Senin anlayacağın Gülseren'in ölüp Elizabeth'in var olması Sacit yüzünden. Sen hangisini daha çok seviyorsun? Gülseren'i mi? Yoksa Elizabeth'i mi? Boş ver. Sen bunları düşünme. Tamam mı? Görevine konsantre ol. Gidip Sacit'e teslim ol. En zor kısmı burası ama sonrası çok kolay olacak. İnan bana. Emin misin? Tabii ki eminim. Ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Tabii ki eminim. Peki o kolye neden bu kadar önemli senin için? Aynaya baktığımda kendimi hatırlayabildiğim günlere dair bir fotoğraf var o kolyede. Yanında da sen varsın. Çok değerli. Çok değerli. Sacit bu kadar değerli bir şeyi asla hak etmiyor. Hak etmiyor. Neyse ben gideyim artık. Unutma. Sadece bir teferruat. Senin ve benim ikimizin güzel günlerine dair bir anı sadece. Burada asıl önemli olan görevimiz ve ahtapot. Tamam mı? Bunu unutma. İyi uykular meleğim. Thank you.
Hakan'ın Gülseren misin? Elizabeth mi? Annem misin, değil misin? Öğrenelim. Dişi ahtapot. Gelebilir miyim? Sen bana bozuk musun hala bakayım? Ne fark eder? Tavrını değiştirmeye yetecek mi? Sedef abicim bak bunları konuştuk ya. Konuşmadık abi. Yani bir sonuca varabildik mi? Her şeyi baştan sona bana anlatıp benden özür diledin mi? Bak gördün mü hiçbir şeyi konuşmamışız. Devlet sırrı olan bir şeyi nasıl anlatayım sana? Tamam anlatma. Bundan sonra söylediğin her söze, tanıştırdığın her kişiye şüpheyle yaklaşırım. Bunu mu istiyorsun? Bak hala anlamamakta ısrar ediyorsun. Yani duyan da ben sizi her gün yeni biriyle tanıştırıyorum zannedecek. Ya ne fark eder abi? Ha bir kişi ha bin kişi. Çok şey fark eder Sedef. Sıla mevzusu istisnai bir durumdu. Geldi geçti bitti. Ya geçmedi işte. Geçmedi abi öyle kolay geçmiyor. Şşş. Ya benim Sıla yüzümden kaçırdılar. Aa pardon ama nankörlük etmeyeyim. Sonra da beni onun yüzünden tekrar kurtardılar değil mi? Öyle bir tebrik kartı falan yazayım ben ona. Abartmıyorsun Sedef. Az bile söylüyorum. Bir de merak ediyorum. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Görevim neyi gerektiriyorsa onu yapacağım. Öyle mi? Anneme söylemeyeceksin yani. Elleriyle çorba içirdiği kızın bir suçlu olduğunu ona söylemeyeceksin. Söylemeyeceğim, gerek yok öyle bir şeye. Emin misin? Annem acıyor ya o kıza. Onun bir suçlu olduğunu bilmeden acıyor ona. Suçlu? Değil mi? Sedef çok ön yargılısın. Nadia'nın bizimle yaptığı işbirliklerini, hatta sırf senin hayatını kurtarmak için annesinin katiliyle işbirliği yapmak zorunda kaldığını bilmiyorsun. Bilmiyorum. Anlatmadın çünkü. Gerçi anlatsaydın da benim için hiçbir şey değişmezdi. Fikrim değişmezdi yani. Sen yine de anneme anlatmayı bir dene bence. Öyle bir şey yapmayacağım. O zaman sürprizlere açık ol. Çünkü annem yaşanan son olaylardan sonra Sıla da gelsin bizimle burada polis eşliğinde kalsın demeye başladı. Sedef öyle bir şey olmayacak merak etme. Olamaz da zaten. O azılı suçluyu bu kapıdan içeri sokmam artık. Anne. Meyve soymuştum ama yere düştü. Ziyan doldu. Dur toplayayım ben dur. Peki bu Sacit meselesi. Sacit çok önemli bir mesele değil. Sadece öldüreceksin. Veda edemiyorum ama belki bir daha görüşemeyeceğiz. Merak etme Nadia. Kaderin birbirine bağlı da insanlar her yerde karşılaşır.
Ali Özbaş evinden ayrıldı. Takipte kalın. Gittiği yerin durumuna göre hareket edeceğiz. Anlaşıldı efendim. Gidiyoruz. Diğer ekibi haber edin. Harekete geçsinler. Çift koldan takip edeceğiz. İyi misiniz? Bileyim. Bileyim üzüldü biraz. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Önüne baksana ya. Ne yapıyorsun ya? Düzgün konuşsana. Dağdan mı indin? Ben mi çarptım sana? Sen bana çarptın. Al. Gördün mü ne yaptın? Ya ben bu kulakla tam 2 maaşımı verdim ya. Öyle mi? Seni kandırmışlar. Sen daha yolu düzgün yürümesini bilmiyorsun. Ya kardeşim git başımı belaya sokma. Gözünü seveyim ya. Şu hale bak. Gitti kulaklık. Dur bekle. Ne yapıyorsun ya? Bekle bekle. Al. Ne bu? Kulaklık ne kadarsa IBAN'ınla beraber yazarsın. Hesabına yollarım. Hadi eyvallah. Eylül Çelik. Yok artık. Eylül! Yüzbaşı Eylül Çelik! Cengiz Uslu. Nasıl ya? Usta, bunlar da birbirine çok yakışıyor. Bircan. Kes bıdı bıdıyı da çocukların servisini aç. Ne dedim ki ben usta ya? Doğruları söylemek suç mu? Yürü oğlum. Meslektaşların üstüne bomba yağdırmak. Çok zor. Kim bilir Eylül Yüzbaşı hangi duygularla ateşlemiştir o bombaları. Öyle. Sen olsan ne yapardın peki? Senden benim üstüme bomba yağdırmanı istesem yapabilir miydin? Yani şimdi bir düşününce çok zor. Ama görev bu. Görev en güzel duygulardan bile üstündür. Yani arkadaşlık olsun. Dostluk olsun. Başka? Başka. Cicel abi. Nerede kaldın ya? Kıvrandık burada. Açlıktan. Açlıktan mı? Açlıktan abi. Neyden olacak?
Açlıktan. Şu an ormanlık bir alandayız efendim. Yüzbaşı tek başına yürüyüş yapmaya gelmiş. Güzel. Kör üstüydü bir göz, Allah verdi iki göz. Peki üzerinde silah var mı? Görünürde yok. Ama çantasında ne var bilmiyoruz. Sizin için Ahtapot'un ölüm makineleri diyorlar. Lakabınızın hakkını verin. Hiç şüpheniz olmasın. Yeri kibar, ormanın arkasındaki yoldan dolaşıp üstten sıkıştırsınlar. Biz uzak takip yapıp en uygun anda bastıracağız. Tamam. Siz 5 kişi, benimle gidin. Yerlerim, siz burada bekleyin. Ben burada yürümeyi çok seviyorum. Denizin kokusu, dalgaların sesi bir yandan. Terapi gibi geliyor. Ama sizi daha önce burada gördüğümü hiç hatırlamıyorum. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle bir süre yürüyüşe ara verdim. Ama ayak bileğime bakacak olursak yanlış yapmışım. Dilerseniz sizi hastaneye kadar eşlik edebilirim. Yok, teşekkür ederim. O kadar da değil, arabam şurada zaten. Korumalarınız mı? Yoksa siz bürokrat mısınız? Yok, hayır, hayır. İlk görüşmede kadına yaşı, erkeğe de mesleği sorulmazmış. Kabalığımı bağışlayın lütfen. Estağfurullah. Umarım son karşılaşmamız olmaz. Bir daha görüşürüz. Umarım. Arabanın plakasını bir araştırın. Kimmiş, neymiş öğrenelim bakalım. Emredersiniz komutanım. Halim. Yavrum ben geldim. Çamaşırlarını yıkadım getirdim yavrum. Ali. Ali. Sıla? Evde misin? Yok galiba uğursuz. Bir daha da gelmesin zaten. Anacığım ormana gidiyor. Biraz hava alacağım. Çamaşırlar için eline, eline sağlık diyor yavrum benim. Ormanlara dağ tepeye atmış kendini gene. Bunalıma girmiş yavrum. Ha, Sıla yok mu o Sıla? Ah o Sıla yok mu? Ali?
Ali neredesin? Merhaba Muazzez teyzeciğim. Sen de mi buradaydın? Hoş geldin. İyi misin? İyi misiniz? Değilim. Ne oldu ki? Bir hastaneye falan mı götürsem sizi? İster misiniz? Bırak numarayı. Kızım sende hiç mi utanma, arlanma diye bir şey yok? Ha? Anlamadım. Ne demeye çalışıyorsunuz siz? Anlamamış bir şey. Evime gelip soframa oturdum. O arada aklından neler geçiyordu senin ha? Ne planlar yapıyordun? Ne vicdansız, utanmaz bir insanmışsın sen be. Yüzüme onca yalanı nasıl söyledin? Cevap ver, cevap. Ha? Bakma suratıma öyle. Adını bile yalan söylemişsin. Adını. Teyzeciğim. Pes! Hiç mi vicdansızlamadın? Ha? Hiç mi utanmadın? Ben çok özür dilerim. Gerçekten inanın hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Ama şunu bilmenizi isterim ki benim size olan saygım da sevgim de yalan değildi. Sedef'i de, Ali'yi de... Yüzüme bak, yüzüme! Bana bak! Bir daha evlatlarımın adını o ağzına alırsan... Pişman ederim. Almayacaksın. Anladın mı beni? Karşılarına da çıkmayacaksın. Cengiz Yüzbaşı da geldi. Yanındaki kim ki? Çok da yakışmışlar. Can, senin çenen düştü. Sen toplamazsan ben toplayacağım. Vay. Çelebi Usta. İyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülcan abi nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Usta tanıştırayım. Eylül. Hoş geldiniz. Ben de Çelebi. Hoş buldum. Meslekten mi? Evet abi. Eylül Yüzbaşı Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotu. Çelebi Usta da mesleğimizin emektarlarından. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Hadi buyurun.
Eylül hoş geldin. Aslı ben. Memnun oldum. Vallahi ben de memnun oldum. Üzerimize bomba yağdıran kimmiş çok merak etmiştim. Açıkçası ben de bu özel isteğin sahipleriyle tanışmak için can atıyordum. E madem herkes Emel'in ulaştı, oturalım mı? Oturalım, gel. Oturun böyle. Teşekkür ederim. Vallahi usta, kızarsan kız ama yakışmışlar be. Güzel. Yürü hadi, yürü. Devrem. Kulakla ne oldu? Ne olacak? Eylül yüzbaşı bombaladı. Sen de radarıma girmeseydin Cengiz. Eylül sen bilmiyorsun. Bu Cengiz'in kulaklığı var ya, canından bile kıymetlidir. Vallahi öyledir. De, şimdi bilemedim. Sıfır tepki. Sıfır mı? Sen bir de onu olay esnasında görecektin. İçinden resmen bir canavar çıktı. Allah Allah. Benim mi, senin mi? Sence? Siz ne yaşadınız bu kadar kısa sürede ya? Ne iyi ettik de geldik Aras ya. Böyle içim ferahladı. Değil mi? Benim de öyle. Sedef, iyisin değil mi? Yani kolay şeyler yaşamadım ama moralimi bozmamaya çalışıyorum, güçlü durmaya çalışıyorum. Haklısın. Yani hepimiz çok büyük bir stres atlattık. Canımı sıkan başka şeyler var ama. Hayırdır inşallah. Nadia. Gerçek adı Sıla'ymış. Ne olmuş Nadia'ya? Hayatımıza karabasan gibi çöktü kız ya. Güvenmiştim ona. Sevmiştim onu. Hayal kırıklığına uğrattı beni. Bizim aramız iyi. Tim olarak yani. Cesur kız. Nasıl yani? Şimdi ben o konulara girmeyeyim Sedef. Yani gizli konular bunlar. Devlet sırrını Cumhuriyet Savcısına mı anlatıyorsun Aras? Yok canım estağfurullah. Benim ne haddime ben fikrimi söyleyeyim dedim. Ne? Sen biraz fazla hassas davranmıyor musun? Olabilir. Hala sinirim geçmedi. Ondandır. Peki böyle güzel bir günde başka şeyler konuşsak olmaz mı? Hı? Tamam. Evet, doğru söylüyorsun. O zaman sen bir şeyler anlat. Kendinden bahset biraz mesela. Vallahi var ya bana öyle bir baktı ki dedim aa şimdi meydanda yatacak. Aa hiç öyle bir tepki vermedim. Ayrıca önüne bakmadan yürüyen sendin. Vallahi gayet de bakıyordum. Ayrıca önüme atlayan da sensin, ben değil. Ya pardon. Bu arkadaşla konuşarak anlaşabilen var mı acaba aranızda? Vallahi Eylülcüm, onun dilinden bir tek ben anlarım. Onu çözmem de yıllar aldı. Aa gençler, keyfiniz yerinde inşallah. Eyvallah abi, sağ olasın. Bir arzunuz var mı? Yok, sağ olun. Ben de daha az önce kahvaltımızın ne kadar harika olduğundan bahsediyordum. Ellerinize sağlık. Eyvallah. Daha durun, siz daha mekanımızın yenisisiniz. Hele bir ciğerimizi tadın. Ciğer mi? Bayılırım. Vallahi herkes kahvaltıda ciğer sevmez. Sen neresin? Adanalıyım. Hatta babam Kazancılar Çarşısı'nda ciğerci. Oo, o zaman sizin ciğerleri acılı attırıyorum. Vallahi çok iyi olur Çelebi Usta. Çok şanslısın. İstanbul'da yiyebileceğin en güzel ciğer burada.
Galiba biraz senin de canın çekti Aslı. Çelebi Usta, bence biz bir porsiyon daha Aslı için atalım. Yoksa belli, benimkine ortak çıkacak. Tamam, tamam. Ben hemen acele ciğerleri attırıyorum. Afiyet olsun. Devre, bunların model aynı model çıktı. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç. Ya hiç işte, konuşuyor. Diyor ki bunlardan bize yemek kalmayacak diyor. He, öyle. Aa, ciğerin yeri bende ayrılır. Adanalıyım, Allah'ın adamıyım diyorsun yani. Herhalde. Söyleyeyim. Ben sana veda etmek istemiyorum. Hençe. Öyle bir yerden sordun ki şimdi sen de nasıl söylesem bilemedim ki. Tamam. Sedef ben... Ay Aras, çok özür dilerim. Ben telefonu arabada unutmuşum. Ben şimdi hemen gidip alırım arabadan. Dur dur, zahmet etme, ben alırım. Sen var mı? Ay hayır, ben giderim şimdi. Adliyeden aramışlardır. Sen zahmet etme, hemen alırım. Yok, olur mu öyle şey? Tamam, ben alırım. Hemen geliyorum. Tamam. Aras. Gelince sözünü tamamla ama, olur mu? Adam uyanmış. Fazla uzaklaşmış olamaz. Arayın. Siz de kimsiniz? Her şey çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bir sofradan huzurlu kalkıyorsanız o yediğiniz yemeğin lezzetinden ziyade beraber olduğunuz insanların güzelliğindendir. Vay ağzın balyasın be Şerefi Usta. Kahvelerimizi içerken artık bizi eşlik edersiniz değil mi? Memnuniyetle. Hazır olun. Şimdi kaosu başlatıyoruz. Abla, şalgam da getirdim sana. Oho, Bircan abi geç kaldın ya. Çoktan ciğerleri yuttular. Hadi ya. Siz bakmayın ona. Ben kahveden sonra içerim şalgamı. Ama acılı, değil mi? Ayıpsın abla. Adanalı'ya hiç acısız şalgam verilir mi? Süper. Her şeyi de biliyorsun ha. Bilirim. Bircan abi, sen Çelebi Usta'ya da bir kahve getir. Eyvallah. Al şunu da götür bakalım.
Usta, bayağı cesursun sen ha. Hayırdır? Bu yanına oturduğun hanımefendi var ya, daha birkaç gün önce bizim üzerimize bomba yağdırdı. Dikkat et bence. Yani duyan da kendi hür irademle tepenize bomba yağdırdım sanacak. Benim kendi adama şüphelerim yok değil. Bak şimdi. Şimdi tamam mı? Acele lütfen. Korkma. Korkma hasta. Ben hiç olmadığım kadar iyiyim. Korkma. Selim. Aşağıdan bastırın. Biz yukarıdan iniyoruz. Arayalım, sıkıştıralım. Buradayım.
Nasıl bas? Elimden geleni yapıyorum Cengiz. Açma arayı ambulansını. Dövdüm. Ali aç şu telefonu Ali. Aras dayan buradayım. Arkadaşlar Sarsuadan yavaş olun. Hemen bomba imha ekibini çağırın. Başka bombalar da olabilir. Giriş çıkışları da kapatın. Anlaşıldı Sayın Savcı. Telefonunuzu da alabilir miyim acaba? Anne. Sedef'im. Neredesin? Önce bir otur sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Korkutma beni. İlk benden duy istedim. Biz saldırıya uğradık. Ben çok iyiyim. Ama Aras'ın durumu biraz ciddi. Hastaneye kaldırdılar şimdi. Allah. Dua et tamam mı? Benden haber bekle. Alo. Allah'ım kapattı. Allah kahretsin. Sacit komutanı ara. Evet. Oturun Meryem, oturun. Aras'ın durumu nasıl? Suikast nasıl gerçekleşmiş? Henüz bilgi alamadım komutanım. Şu an hastaneye gidiyorlar. Evet Cengiz. Oğlum o siren sesleri ne? Komutanım, saldırıya uğradı kartal yuvasında. Seni bahar yaralı, hastaneye gidiyoruz. Ne diyorsun sen? Nasıl oldu bu? Komutanım aniden bastırdılar, ben de bilmiyorum. Ağır bir saldırı altındayız Cengiz. Aras da yaralı. Sedef'le beraberken aracını bombalamışlar. Ne? Uyanık olun. Saldırıların devamı gelebilir. Eliniz tetikli olsun. Şerefsizler! Şerefsizler! Sen nereden çıktın? Yetişmesem adamlar seni öldürecekti. Kim bunlar? Sence? Peşime taktığın adamların dişlerini soktum, haberin olsun. Demek ki hala iyi yaşıyorsun Ali Yüzbaşı. Sana ufak bir uyarıydı sadece.
Tehditlerine pabuç bırakacağımı sanıyorsun lan sen? Ben tehdit etmem. Gereğini yaparım. Bunu çok iyi biliyor olmalısın. Tim'deki arkadaşların, kardeşin Sedef bunu çok iyi anladı. Ne diyorsun lan sen? Bu dünya döndükçe sana ve sevdiklerine huzur yok diyorum. Sana Ali'nin kolay lokma olmadığını söylemiştim bu arada. Biliyorum Elizabeth. Biliyorum. Ama Nadia onu bize getirecek. Getirecek. Oğlum, nasılsınız? İyiyiz Muazzez teyze, merak etme. Komutanım, Selim yüzbaşı, o nasıl? Ameliyat aldılar, arası da. Sağ salim çıkarlar inşallah. Onlar güçlüdür, başarırlar. İnşallah. İnşallah. Sedef nerede peki? Onun arabasına da suikast düzenlenmiş. İyiymiş Sedef. De Ali'me ulaşamıyorum, onu merak ediyorum. Sizin de mi haberiniz yok Ali'mden? Anacığım, sen gel otur şöyle. Nerede olduğunu haber alırız. Gel Muazzez ablacığım, biz oturalım şöyle. Gel otur şöyle. Nasılsınız komutanım? İyiyim Süleyman, iyiyim. Her şey üst üste geldi. Yanıma bir şey olursa ya, o hainler oğluma da tuzak kurdular bize. Muazzez teyze, sen merak etme. Ali yüzbaşı kendini korumasını bilir. Yavrum artık hiç kaldıramıyorum yavrum, hiç kaldıramıyorum. Artık yüreğim kaldıramıyor bunları. Gel biraz yüzünü yıkayalım, hadi. Ne zaman? Nerede? Askeri bir tesise. Nerede ve ne zaman yapacaklarını öğrenemedim. Tek bildiğim şey var. O da bombayı beyaz bir minibüste taşıyacaklarmış. Allah kahretsin. Borhan çok tehlikeli demiştim, dinlemedin. Arabaya bin. Komutanım. Sedef iyi. Aras ve Selim'i ameliyata aldılar. Sen neredesin? Yoldayım ben de. Bu alçaklar askeri bir tesise eylem yapacaklarmış. Nadia söyledi. Tek bildiğimiz beyaz bir minibüsle taşıyacaklarmış bombayı. Pekala, sen kendine dikkat et. Detaylar geldikçe haber ver. Arkadaşlar, bugün askeri bir tesisin açılışı yapılacaktı. Karargâhı bilgilendir, önlemlerini artırsınlar. Emredersiniz komutanım. Takviye kuvvet gönderelim Ahmet. Timlerden biri de orada olsun. Emredersiniz komutanım. Önceliğimiz şu beyaz minibüsü bulmak. Umarım hızlı sonuç alırız. Emniyeti ve jandarmayı ara. ETS üzerinden bütün ikiz plakaları kontrol etmekte fayda var. Tesise giden bütün yan yolları el birliğiyle kapatacağız. Emredersiniz komutanım.
Burada bekle beni. Nadia. Hiç öğrenemeyeceğimi mi sandın? Ben aslında... Ne? Sen aslında ne? Yapacağın hangi açıklama seni aklar ki? Tek ayak üstünde 40 yalan söyledin bana. Hayır hayır. Bak mecbur olmasam... Sakın. Sakın devlet sırrı meselesine girme. Eğer sen isteyerek bizim aramıza girmeye çalışmasaydın, onca yalanı söylemene gerek kalmayacaktı. Sen bile isteye kandırdın bizi. Gerçekten öyle değil. Senin düşündüğün gibi değil. Bazı söylediklerinde haklı olabilirsin ama ben gerçekten seni de, Muazzez teyzeyi de çok sevdim. Eksik kalsın. Bundan sonra bir daha seni ailemin yanında görmek istemiyorum. Nadia Ivanova ya da adın her neyse. Ve bu uyarıyı da Ali'nin küçük kız kardeşi olarak değil, Cumhuriyet Savcısı Sedef Banazlı olarak yapıyorum. Haberin olsun. Eş zamanlı bu kadar operasyon ancak ahtapotun olabilirdi zaten. Bu adamlar fazla oldular. Bunların kökünü kurutmak lazım. O günler de gelecek. Ama şimdi tedbiri elden bırakmamak lazım. Selim'le arası odaklanalım. Ali Yüzbaşı haklı. Sinirinizi düşürmeyin yiğitler. Ne dedi doktor? Komutanım, bir gelişme yok. Arasında Selim Yüzbaşı'nda durumu stabil. Ali Yüzbaşı, senin burada beklemenin bir anlamı yok. Ameliyat bitince biz sana haberdar ederiz. Sağ ol usta. Ay, 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 çok merak ettim. Çocuğum ulaşamadım da sana. İyi misin? İyiyim anacığım. İyiyim, merak etme. İyiyim. Ay, nasıl günlerden geçiyoruz böyle yavrum be? Her şey çok iyi olacak anacığım. Merak etme. İnşallah, inşallah yavrum. Anne Selef'in arabasında bomba patladığında Aras da yanındaymış. Ne iş vardı Aras'ın? Bilmem ki yavrum. Bilmiyorum. Sedef'im de geldi. Çok şükür. Neyse anacığım, benim karargâha dönmem lazım. Haberleşiriz, tamam mı? Sedef. Ay. Ya çok merak ettim seni. Kuzum. Thank you.
Allah aşkına ya. Ya ben sana bunun parasını geçen hafta vermedim mi? Verdim. Ya ne demek ben bozdum ya? Motor yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ya yanıyor motor. Ya gelmen lazım. Motora bakman lazım. Ulan ben kaldım. Yanık başıma kaldım. Ne demek gelemen? Ya geleceksin. Ya bir dakika kardeşim, bir dakika. Ya ne demek gelemem Allah aşkına ya? Ne demek? Ya bir dakika kardeşim ya. Çal durma. Ya usta bak, ben sana kurum atayım. Gel. Ya kardeşim çalmasana. Ya Allah aşkına bak. Ya şu motorun şeyini halletmemiz lazım işte yani. Ya kardeşim. Kapat usta, kapat. Ya basmasana kardeşim. Çıkıyorsa gel kendin çalıştır. Yalnız ben şey... Şimdi. Bomba burada. Komutan, bombayı bulduk. Bomba aktif halde. Hemen buradan uzaklaşmanız gerekli. Geri çekin. Emredersiniz komutan. Beyler, geri çekiliyoruz. Mustafa, sen de. Emredersiniz komutan. Kirli bomba ele geçirildi Boran. Buna en çok Lilith üzülecek. El emeği, göz nurları heba oldu gitti. Nadia'nın muhbir olduğuna inanmaları benim için bombadan daha önemli. Oltaya büyük yem taktın. Generalin kursağından geçecek mi bakalım? Hiç şüphen olmasın. O kolyeyi kendi elleriyle verecek Nadia'ya. Vay, vay, vay. Demek pençe üstü burasıymış ha? Zevkli bir yermiş. Beğendim. Bakıyorum teklifimizi kabul etmişsin Nadia. Yoksa Sıla mı demeliydim? Sıla demek istersiniz sanırım. Nadia size oldukça yabancı gelir efendim.
Peki. Sıla. Sana daha önce de muhbir olma teklifinde bulunmuştuk ama reddetmiştin. Şimdi ne değişti? Neden kabul ettin? Karanlık gölgelerde dolaşmaktan usandım. Sırlarla dolu bir hayat yaşamak istemiyorum. Artık bütün bilinmezleri açığa çıkartmak istiyorum. Nedir bu bilinmezlik? Aradığın sır ne? Ben de size anlatırsınız diye düşünüyordum. Dinliyorum Ahmet. Hadi. Ne diyorsun sen? Komutanım, bomba imha edildi. Elinize sağlık. Karargaha dönün Ahmet. Emredersiniz komutanım. Gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Bomba etkisiz hale getirilmiş. Esas bomba daha patlamadı. Hala bize neden vazgeçtiğini söylemeyecek misin Sıla? Annemi bulma umudum kalmadı. O yüzden bu oyunu ikili sürdürmenin de daha fazla anlamının olmadığını düşünüyorum. Sadece bunun yüzünden mi? Sacit Paşa. Siz de çok iyi bilirsiniz ki sırlarla dolu ilişkilerin sonu hep ölümle sonuçlanıyor. Anneni Bora'nın vurduğuna emin misin? Bak Nadia, Ali bize her şeyi anlattı. Artık tüm kartları açık oynamamız gerek. Peki. Ben de Boran'ı öldüreceğim. Ve ben o gün için yaşıyorum. Zamanında annemin yanında olup da intikamını alamayanların yarım bıraktığı işi tamamlamak için. Çok şükür. İkisi de sağ salim çıktılar. Oh! Ay çok şükür. Helal olsun be. Helal olsun be. Kurtarırlar kendilerini. Özel kuvvetler dünyasına hoş geldin. Annen kim senin? Adı ne?
Size hiç yabancı bir isim değil. Gülseren. Benim annemin adı Gülseren. Gülseren Turnalı. Komutanım, siz tanışıyor musunuz? Evet. Tanırım Gülseren'i. Aslında biz de tanış sayılırız. Çocukluğumdan Sacit Paşa ile ilgili çok fazla hatıra var aklımda. Bunu niye daha önce söylemedin? Söyleyemedim Ali. Annemin mahremini açmak istemedim çünkü. Bir zamanlar Sacit Paşa annemin en büyük aşkıydı. Keşke babam... Keşke babam bizi bırakıp giden adam değil de Sacit Paşa olsaydı derdim hep. Hissederdim. Annemi sevdiğiniz gibi beni de çok severdiniz. Ve hep yanımızda olurdunuz. Annem bir gün gelecek ve Sacit bizi kurtaracak derdi hep. Eğer bizi bir yerlerden izliyorsa şimdi burada sizin yanınızda olduğuma çok sevineceğine eminim. Nihayet annem yattığı yerde huzur bulabilmiştir. Yalnız sizden bir şey isteyecektim ben. Ne? Annemin kolyesi. Ondan bana kalan tek anı. Tek fotoğrafımız onun içinde. Yanınızda mı taşıyorsunuz? Geldi sanırım.
Nadia Ivanova'yı güvenlik güçlerine teslim edin. Emredersiniz komutanım. Gidelim. Fedakarlık olmadan zafer kazanılmaz. Düşmanlarım bana karşı kolay bir zafer beklemesin. Unutma. Benim için savaş daha yeni başlıyor. Bizim için de öyle.